Ali de. Baksana bir buraya. Ne var? Bu zıkkın burada durmayacak demedim mi? Al götür bunu, kendi odana mı koyacaksın, nereye koyacaksan koy. O heykelin yeri burası. Burada duracak. Hayır, durmayacak. Bu evde bazı şeyleri ben de istemiyorum ama çaresiz tahammül ediyorum. Sen de şu kadarcık heykele tahammül ediver. Etmeyeceğim. Edeceksin. Öyle mi? Hı hı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bırakır mısın şunu? Senden nefret ediyorum. Pis kenar mahalle kızı, ne olacak? Şimdi ne oluyor burada? Ne mi oluyor? Senin karın olacak bu kadın bir hey yengemin hatırasını evden silmeye çalışıyor. İşte olduğu bu abi. Güllü. Ne demek bunlar? Delirdin mi sen? Delirdim, evet. Bu eve adım attığım ilk günden beri bana yapmadığını bırakmadı. Zaloğlu'na beni bu kaçırttı. Ne? Ne duruyorsun? Konuşsana, ha? Zaloğlu ile beni bağlayıp arabaya koymadınız mı? Bağ evinde sana yalvardığım zaman tokadı suratıma indirmedin mi? Halide. Doğru mu bunlar? Doğru mu dedim? Cevap ver Halide. Doğru mu bunlar? Doğru, evet. Çünkü ne diyor, belirsiz bir kızın gelip çiftliğe hanım olmasına izin veremezdim. Rahmetli anne babama senin gibi ihanet edemezdim abi. İhanet ha? Güllü benim eşim Halide. Ona böyle davranarak beni, abini sırtından bıçaklamıyor musun? Ailemize asıl büyük ihanet bu değil mi? Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım abi. Eğer bunun için beni çiftlikten kovacaksan hiç durma. Hayır. Seni kovarak haklı çıkarmayacağım. Kendi edebinle gitmeni bekleyeceğim. Tabii sende biraz edep, biraz vicdan kaldıysa hala. Thank you.
Neden daha önce söylemedin? Çünkü neticenin böyle olacağını biliyordum. Beni tanıdıkça kabullenir, belki yaptıklarından pişman olur diye düşündüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.